7 Ocak 2022 Cuma ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da bugün yeni yılın ilk zirvesi düzenlendi. Federal hükümet ve eyalet başbakanları bir araya geldiler. Yeni kararlar aldılar. Buna göre gastronomide 2G plus kuralları uygulanacak. Yani restoranlara ve kafelere sadece 2 doz aşılılar ve iyileşenler girebilecek. Onlar da ek olarak son 24 saat içerisinde test yaptırmak zorundalar. Güçlendirici dozu olanlarsa test yaptırmak zorunda değiller. Yani 2 doz olduysanız test yaptıracaksınız. 3. dozu da olduysanız teste gerek yok. Hamburg'da uygulanan kurallar artık insidanstan bağımsız olarak Almanya genelinde geçerli olacak. Ne zamandan itibaren henüz belli değil. Ancak en geç 15 Ocak'ta başlaması planlanıyor. Karantina süresi de kısaltılacak. Güçlendirici doz olan biri pozitif test edilen biriyle temas kurduysa karantinaya girmeyecek. Diğer kişiler için de karantina süresi 10 güne indirildi. Hastane, bakım evi, engellilere yardım gibi kritik sektörlerde çalışanlar 7. gün PCR testi yaptırıp karantinadan erken çıkabilecek ancak son 48 saat içinde belirti göstermemiş olmaları şartıyla. Toplantıda genel aşı zorunluluğu da tartışıldı. Başbakan Olaf Scholz tüm eyalet başbakanlarının bunu desteklediğini söyledi. Yakın zamanda bu konudaki yasa taslağının da meclise getirilmesi planlanıyor. Başbakan durum korktuğumuzdan daha iyi dedi. Kuralların işe yaradığını söyledi. Ancak Omikron Almanya'yı uzun süre meşgul edecek tehlike geçti diyemeyiz diye de ekledi. Saksonya Anhalt Başbakanı Hazelov ise zirveden sonra yaptığı açıklamada kendi eyaletinde gastronomide 2G Plus uygulanmayacağını söyledi. Duruma göre uygun kuralları bulmak bizim vazifemiz diye konuştu. Bazı eyaletler farklı yönde de kararlar alabilir. Okulların kapatılması kesinlikle düşünülmüyor. En en son çare mevcut temas kısıtlamaları ise aynen devam edecek. Bir sonraki zirve 24 Ocak 2022'de yapılacak. CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder aşı mecburiyetiyle ilgili bilte konuştu. İtiraf etmeliyim ki ben de biraz tedirginim, dikkatli ve ölçülü olmalıyız dedi. Ünlü virolog Streck de sert önlemlerin şu anda etkili olmayacağını düşünüyor. R&D'ye konuştu. Geniş önlemlere rağmen vakalar arttı. Temaslar mağazalarda değil özel alanlarda, evlerde gerçekleşiyor. Bu nedenle şu anda siyasetin alacağı bir karar bana göre sembolik ve siyasi dedi. Önemli olan şeyin de ev ortamında dikkatli olmak olduğunu söyledi. Almanya'daki yeni vaka sayısı 56 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 15.000 bin arttı. İnsidans 303'e yükseldi. Vakalar artıyor. Robert Koch Enstitüsü Almanya genelindeki riski çok yüksek olarak değerlendirdi. Federal hükümet bugün yüksek riskli ülkeler listesini de güncelledi. Almanya'nın tüm komşuları şu anda yüksek risk bölgesi sadece Avusturya'nın pazar günü çıkması bekleniyor. ARD'nin Deutschland Trend anketine göre en popüler siyasetçi Karl Lauterbach oldu. Onu Başbakan Scholz ve FDP lideri Lindner izledi. İşletmelere verilen köprüleme yardımı 4 başvuruları da bugün itibarıyla başladı. Yardım 2022 yılının Ocak-Mart aylarını kapsayacak kısıtlamalar nedeniyle kazançlarının en az %30'unu kaybeden işletmelere yardım verilecek. Sabit maliyetlerinin %90'ını talep edebilecekler. Noel pazarları, havai fişek üreticileri gibi sektörler ek ödemeler de alabilecek. Omikron çok hızlı yayılıyor ama hafif geçiyor, salgını bitirecek yorumları yapılıyordu. Dünya Sağlık Örgütü bu son varyant olmayacak açıklamasını yaptı. Yeni varyantlar bekliyor örgüt. Genel direktör omikronun hafife alınmasını eleştirdi. Tıpkı önceki varyantlar gibi bu da insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor dedi. Evet, diğer ülkelerle devam edelim. İtalya'da hükümet 50 yaşın üzerindekilere aşı zorunluluğu getirdi. İtalya dün yaklaşık 190 bin yeni vakayla salgın başından bu yana en yüksek sayıyı kaydetmişti. İngiltere'de de hızlı artış devam ediyor. Günlük ortalama 180 binin üzerinde hastanede tedavi olanların %40'ı başka bir hastalık nedeniyle hastaneye gelmiş ama orada yaptırdıkları testler pozitif çıkmış. Londra'da aşırı yoğunluk var. İngiliz ordusu yüzlerce askerle hastanelere destek veriyor. Avusturya'daki vaka sayıları 9 bine yaklaştı. Buna rağmen yoğun bakımda tedavi olanların sayısı düşüyor. 8 Ocak'tan itibaren karantina kuralları gevşetilecek. Temaslılar PCR testiyle 5. gün çıkabilecek. 3 doz aşılananlar ve temas halinde FFP2 maske takanlar da temaslı sayılmayacak. Avusturya'da aşı sorumluluğu kararı zaten alınmıştı. Şubat ayında yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak teknik altyapı tamamlanamadı. Bu yüzden en erken Nisan ayında başlaması düşünülüyor. Belçika'daki vakalar bir haftada ikiye katlandı. Ortalama 14 bin. Danışma komitesi bugün bir araya geldi. Mevcut önlemlerin aynı şekilde devam etmesine karar verdi. Sağlık Bakanı önlemlerin sıkılaştırılmasına karşı ancak mevcut önlemlere de en sıkı şekilde uyulmasını istiyor. Belçika'da aşı karşıtı ifadeler kullanan 15 doktorun da görevine son verildi. Hollanda'da bir günde 35 bine yakın yeni vaka görüldü. Açık ara yeni bir rekor kırıldı. Sağlık Bakanı De Jong kapanmanın planlandığı gibi 14 Ocak'ta bitmesinin pek mümkün olmadığını söyledi. Bu dalga önceki dalgalara benzemiyor. Çok fazla belirsizlik var dedi. Hollanda'da 5-11 yaş grubundaki çocuklar da 18 Ocak'tan itibaren aşı randevusu alabilecek. Fransa'daki vakalar 260 bini geçti. %80'i omikron. Bazı uzmanlar çok fazla test yapıldığı için çok fazla vaka çıktığını düşünüyor. Cumhurbaşkanı Macron aşılanmayanların canından bezdirileceğini söylemişti. Fransa hala bunu tartışıyor. Macron sözlerinin tamamen arkasında olduğunu söyledi. Aşılanmayanlar sadece kendilerini değil başkalarının hayatını da tehlikeye atıyor diye konuştu. Bu arada yüksek mahkeme 5-11 yaş grubundaki çocukların aşılanması için her iki ebeveynin de onay vermesini şart koştu. Bugüne kadar anne babadan biri onay verse yetiyordu. İsviçre'de de yeni bir rekor kırıldı. 30 bine yakın yeni vaka kaydedildi. Bir hafta içerisinde %66 artış oldu. Can kaybı ve hastaneye yatışlarsa düşmeye devam ediyor. İsviçre'de okullar planlandığı gibi 10 Ocak pazartesi günü açılacak. 8 yaş ve üzerindeki öğrenciler için maske zorunlu olacak. Avustralya'da bir adam yapay zeka robotuyla evlendi. Kafasına göre bir eş bulamamış. O da gitmiş robotla evlenmiş. Bildiğiniz robot. Yüzük bile almış. Yalnız yasal olarak evlenmesine izin verilmediği için şikayetçi yetkililerden insanlarla robotların evliliklerine izin verilmesini istiyor. Şimdi komik geliyor ama bir 20 sene sonra bu işler nereye doğru gider hiç bilemiyoruz. Japonya'da da çok yaygın yalnızlık bakanlığı var. İnsanlar hologram arkadaşlar ediniyor. Onlarla konuşuyor. Doğum günleri için aile üyeleri gibi davranan oyuncular kiralıyorlar. Böyle bir sektör var. Adam robotu sipariş etmiş. Yüzük almış. Eşim diye röportaj veriyor. Hakikaten enteresan. Gidip anasından babasından isteseymiş bari. Bir de düğün yapardık. Robotlara kişi sınırı da olmazdı. Geçenlerde sosyal medyada bir yorum gördüm. Avrupalılar diyor çamaşır makinesini falan hep bodrum katlara koyuyor. Aşağılara atıyor. Toz toprak içinde bırakıyor eşyaları. Bizde ise diyor tam tersi. Biz elektronik eşyalara çok değer veririz televizyonun, radyonun üstüne dantel örteriz. İnşallah robotlar dünyayı ele geçirdiğinde bu detaylar gözden kaçmaz. Biri böyle yazmış. Haklı. İnşallah kaçmaz. Gerçi adam robotla evlenmiş diyoruz ama artık bir insanla evlenen o kadar az insan kaldı ki dünyada. Sanki hepimiz robotlaştık. Talimatla çalışan makinelere benzemeye başladı insanlar. Sistem ne derse onu yapıyoruz. Okula git, işe git, çok çalış, işinde yüksel, kredi çek, ev al evlen, çocuk yap, mutlu musun, mutsuz musun benim problemim değil. İç antidepresanını yat. Sistem bunu söylüyor ölene kadar. Gülten Akın diyor ya ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar. Evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya. Aman miras bölünmesin şununla evlen. Yok bu zengin bu fakir davul bile dengi dengine. İnsan mıyız? Elektrik süpürgesi miyiz? Belli değil. Osmanlı'da siyasi evlilikler de çok yaygındı. O işin ayrı bir boyutu. Bir tanesini anlatalım. Kanuni döneminde Hürrem Sultan, Şehzade Mustafa Yanlıları diye saray bölünmüştü. Hürrem kızını Mihrimah Sultan'ı Rüstem Paşa ile evlendirmeyi düşünüyordu. Padişah da uygun gördü ama bir dedikodu vardı. Rüstem Paşa cüzzam deniyordu. Kanuni de saraydan bir doktoru kalktı gönderdi, tetkik et dedi. Ve o havamda Rüstem Paşa'nın kıyafetlerine bakarken bir bit gördü. Cüzdan hastalarında da bit olmaz. Hemen geri döndü. Padişah sultanım dedi. Rüstem Paşa cüzdan değil. Evlilik olabilir. Hatta bir şair bu olay üzerine şunu yazdı. Olacak bir kişinin bahtı kavi talihi yar, kehlesi dahi mahallesinde anın işe yarar. Yani kişinin şansı kaya gibi sağlam olacak, o zaman yeri geldiğinde biti bile işe yarar. Bu beyt la edridir, yani yazanı belli değil. Osmanlı'da özellikle tasavvuf ehli övünmeyi sevmediği için şiirlerin, metinlerin altına kendi ismini yazmazdı. Yazanı belli değil anlamında La Edri yazılırdı. Yüce gönüllü insanlardan birine ait bir söz. Şimdi olsa aman aman. Bazı dervişler insanlar bizi methetmesin, kibre kapılmayalım diye kendilerini kasten kötü göstermeye çalışırlardı. Nereden nereye? Evlendikten sonra Rüstem Paşa Hürrem'le birlikte Şehzade Mustafa'nın kuyusunu kazdı, öldürülmesini sağladı. Bu Osmanlı tarihinin dönüm noktası sayılıyor çünkü Anadolu halkı Şehzade'ye çok bağlıydı. Ondan sonra savaşlarda bile askerler arasında anlaşmazlıklar çıktı. Geriye o günleri anlatan şiirler kaldı. Adları belli olmasa da yazanların gök kubbede bıraktıkları bir hoş sadağa kaldı. Zaten hikayenin sonunda Nasılsa hepimiz unutulacağız. Bazen dolaşırken bulvarların, caddelerin isimlerine bakıyorum. Adı verilen bazı insanları görüyorum. Çoğunu bilmiyorum. Ve çoğu zaman da açıp internetten bakıyorum. Acaba bu kimmiş diye. Neticede bu caddeye adı verildiğine göre önemli biri olmalı. Ki zamanında çok önemli biri olduğu çıkıyor. Ama unutulmuş oluyor. İstediğiniz yerde bakın. Paris, Berlin, Londra, koca koca caddelere, bulvarlara isimleri verilenler. Krallar, generaller, valiler unutulmuş gitmişler. Bin yıl sonra ne tabela kalacak, ne cadde, ne biz, ne de bizden bir hatıra. Sonunda hepimiz olacağız. La edri. Ne mutlu bu dünyada bir hiç olduğunu en baştan bilerek yaşayanlara. Hoşçakalın. Pazartesi görüşmek üzere.